Yazı geçti ömrüm benim, şol yer esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz umut açmış gibi. Çok değerli başkanlarım, kardeşlerim, bugün Türk-İslam davasının yılmaz savunuculuğunu yapmış, 12 Eylül öncesinin son ülke ocakları başkanlığını yapmış çok değerli muhterem abimiz Recep Ekici Bey'i en sevdiği Yüce Rabbine inşallah ikindi namazını mütakiben tevdi edeceğiz. Recep Ekici Başkanımıza ahirete taalluk eden dünyevi ve uhrevi haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah cümlenizden razı olsun. Toplanan meclisimizden ve Recep Ekici Başkanımızdan haberdar eyle. Ruhi Resulullah'ı bizlerden hoşnut ve razı eyle. Oh.
giden de ay gelen de gel oğlum. Cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmek göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarak allazi biyedihil mulku ve ala kulli şeyin kadir. Allazi halakal mevte vel hayata liyebluwakum eyyukum ahsanu amala. Ve huvel azizul gafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لن كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق فهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين اللهم ربنا آتنا يا رب okunmuş olan 70 bin kelime-i tevhidi, hatmi şerifi, Mulk suresini ve diğer sure-i celleri getirmiş olduğunuz tekbir ve salavat şerifleri ve göndermiş olduğun sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ümmet olan hayırlı nesiller yetiştirmek için şairin ifadesiyle bayrak insanların imanlaşması, bayrak toprakların vatandaşması buyruğu içerisinde diline, vatanına, devletine, milletine, camiasına ve nesil yetişmesi gayret gösteren ilk cemlerine ya Rabbi şu anda sana ve çoğu vaktelen Recep Ekici kılının da mübarek ruh-i şeriflerine hediye edin. Haberdar ve vasıl eyle ya Rabbi. وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا أولنا والآخرين والحمد رب العالمين الله رضاش يشن تقبل الله بحرمة الفاتحة
Efendi Barutçu abimizin de buraya kadar teşrifinden dolayı onun şahsımız adına arkadaşlarla beraber bizzat konuşarak konuşmasını arzu ettik. Buyurun Sayın Başkanım inşallah o teala. Baki olan Allah'tan. Hepimiz Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, bugün sonsuzluğa uğradığımız Recep Ekici kardeşimizi ben 70'li yıllarda Gemlik'te tanıdım. Bizden önceki ağabeylerimizin ve arkadaşlarımızın bize emanet ettiği Türk ülkesi bayrağını Bursa ve civarında daha da yükseklere taşımaya çalışırken muhtelif ilçelerimizde Türk Ülkücüler Teşkilatı'nı ve ülke ocaklarını teşkilatlandırmaya çalışırken Gemlik'te de daha önce var olan ve 12 Mart'ta kapatılan genç ülkücülerin yerine Türk Ülkücüler Teşkilatı'nı kurma çabası içerisindeydik. Orada tabi bütün bu işlere ön ayak olan rahmetli Tuğman ağabeyimiz ve değerli hocamızın yanı sıra bir avuç idealist genç de bizimle birlikte ki içlerinden özellikle cesaretiyle, gözlerindeki iman ışığıyla bir cesaret abidesi Recep Ekici'yi 17-18 yaşlarında tanımıştık. Ve orada o sene Gemlik'te Türk Ülkücüler Teşkilatı kuruldu. Bu şehirde ve Türkiye genelinde o yıllarda ülkücü gençliğin bir büyük Türkiye sevdası vardı. Milletimizi geri kalmışlıktan kurtarmak, devletimizin güçlü olmasını, milletimizin mutlu olmasını, dünya genelinde komünizmin esareti altında inleyen millettaşlarımızın hürriyete kavuşması ve İslam aleminin izzet ve şerefinin yükselmesi için bu topraklarda yeniden bir Türk-İslam medeniyetinin inşası yolunda bir mücadele hamlesi içerisindeydik. İşte Recep Ekici ve arkadaşları da bu mücadelenin en ön saflarında korkusuzca, cesaretle, yiğitle, imanla, ölüme hayata koşar gibi koşarak bu topraklar üzerinde ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için mücadele veren genç yiğitlerimizdendi. Sonra gün geldi, biz mahpeslere düştük ama bu şehirde gözümüz arkada değildi. Mehmet Kutucular vardı, Özel Atlar vardı, Abdullahlar vardı, Nevzatlar vardı, Taştanlar vardı ve Recep Ekiciler vardı. Allah şahittir ki onlar da Anadolu'nun dört bir tarafında ülke çırağını yaşatmak, yeşertmek için ıssız çöllerde, yüce dağ başlarında, kızgın ovalarda sadece Allah'ın rızasını yükseltmek ve milletimize daha iyi gelecek hazırlamanın azim ve gayretinden geri kalmadılar. Yandılar, kavruldular, şehit oldular, gazi kaldılar, ocakları dağıldı, yuvaları yıkıldı. 12 Eylül'ün cellatlarının ağır işkencelerine maruz kaldılar. Ama asla yıkılmadılar, yorulmadılar, yenilmediler. Daima ülkü bayrağını, Türk ülkücü davasını yükseklerde tutmaya devam ettiler. Sevgili kardeşim, yiğit Recep'in yolun açık olsun. Ben inanıyorum ki sen bu bedende 12 Eylül'ün işkencelerinin yaralarını, darbelerini ancak bugüne kadar taşıyabildin. Biz inanıyoruz ki Recep Ekici mümin ve muhavvit bir insandı. Recep Ekici ve arkadaşları bu topraklarda Allah'ın rızasından ve milletimizin yüzünün gülmesinden başka bir şey düşünmezlerdi. O yıllarda bir avuç genç 70'li yıllarda kendi kendimize söz vermiştik. Bu topraklarda yabancı ideoloji uçaklarını yaşatmayacağız. Bu topraklarda yabancı fikirlerin, yabancı ülkelerin, kölelerinin fikirlerinin yeşermesine imkan ve fırsat vermeyeceğiz. Bu yolda vuranlarımız, toprağa düşenlerimiz oldu. Ama çok şükür milli mücadele şehitleri gibi, Çanakkale, Karakter şehitleri gibi, milyonlarca şühada gibi o kardeşlerimiz de Allah katında şu anda iyi makamdadırlar. Sevgili kardeşim, yolun açık olsun. İnanıyoruz ki şu andan itibaren Yüce Resulullah'ın, Yüce Peygamber'in huzurundasın. Ona bizden selam ve bağlılıklarımızı bildir. Ve de ki, senin ham pancağın altında
toplanacağımız güne kadar Türk dünyasının ve İslam aleminin yeniden şeref ve şanlı günlere ulaşması için gayretimize devam edeceğiz. Oğuz Hanımıza selam söyle. Onun Türk cihan hakimiyeti mefkûresini gerçekleştirme yolunda can veren yiğitlerin olduğunu söyle. Kürşat adamıza selam söyle. Onun yaktığı istiklal ateşinin dünya durdukça ebediyen ateşinin yanacağına söz verdiğimizi söyle. Bilge Kağan atamıza selam söyle. Bilge Kağan atamıza selam söyle. Dünya durdukça hiçbir gücün bu topraklarda tek bir Türk evladı kalsa bile bu vatan topraklarının Türk milletinin tapusu olmaya devam edeceğine inancımızı tekrarladığımızı söyle. Alparslan Gazi'mize, Fatih atamıza, Yavuz atamıza, binlerce büyüklerimize, milli mücadele şehitlerimize ve Güneydoğu şehitlerimize selam söyle. Ve de ki geride kalanlarımız yemin ettiler. İnşallah Türk devletinin bekası, Türk vatanının bütünlüğü, Türk milletinin birliği, refah ve saadetinin yükselişi için mücadele verecek genç yiğitler yetişmektedir. Ve bütün ervahımıza, bütün geçmişlerimize Galip abiye selam söyle. Ve de ki biraz boyunları bükük, hala kendilerini birbirlerini yeteri kadar sevemiyorlar. Gül Bey'imize selam söyle. Erol Güngör'e selam söyle. Necip Fazıl'a selam söyle. Yusuf İmamoğlu'na, İsmail Gerçek Söz'e, Taner Kalkancı'ya, Bekir Yücel'e, Baki Yeşiloğlu'na, bu şehrin yükselmesi için şehit olmuş genç yiğitlerimize, şehitlerimize selam söyle. Senin ve onların ruhu şad, mekanları cennet olsun. Biz senden ve biz sizlerden razıydık. Allah da sizden razı olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Allah rızası için El Fatiha.